Herkese selamlar. Şunu şöyle yapayım, ses daha iyi gelsin. Geçenlerde de bayağı sıkıntı oldu. Bugün neyi çekeceğim? Bugün Avustralya'da araba alım süreci. Araba aldıktan sonra ne yapmanız gerekiyor, nasıl araba alınıyor? Onu anlatan kısa bir video çekeceğim. Ben bir araç aldım, 2 gün oldu. Mercedes'in C200 kompresör, şöyle eski model bir araç. Ben bu aracı ne kadar aldım? 4000 dolara aldım. 4000 Avustralya doları. Yani 2800 Amerikan doları diyebiliriz. Şimdi nasıl aldım ben bu aracı? Sri Lankalı bir amca vardı, George diye. İnternete koymuş Facebook Marketplace'e. İşte üzerine biraz pazarlık yaptım. Gittim. Akşam 9-10 gibi evine. Arabaya baktım, beğendim. Burada gerçi şey muhabbetleri yok bildiğiniz gibi. Yok arabayı ekspertize götürelim. İşte nerede boya var, nerede çarp var, cuk var. Buna bakıyorsun arabayı. Kondisyonu iyi mi? Motorunda sıkıntı var mı? Yoksa tamam oluyorsun. Çünkü hiçbir ilanda ne bir değişen ne bir boya bilgisi. Hiçbir şey yazdım. Şimdi ne yaptık? George amcayla anlaştık. Kendi evraklarımızı götürdük amcanın evine. Orada evraklarımızı doldurduk. Birbirlerimizin pasaportunun resimlerini çektik. Bu arada ev sahibinin eşi geliyor. Buna geçsin. Evrakları doldurduk. Ondan sonracığıma bu sabah da şeye gideceğiz. Şimdi bu arabalarda iki farklı şey oluyor. Roadworthy Certificate ve Regus. Regus dediğimiz bizim zorlu trafik sigortası gibi bir şey. Roadworthy Certificate dediğimiz şey de araba yola çıkabilir mi? Yani bizdeki muayene gibi bir şey. Ama bu araçları satarken ikisinin de olmasına gerek yok. Sadece araçları trafiğe çıkartmak için araçları satarken bunları yaptırmanıza gerek yok ama araçları trafiğe çıkartmak için bunları yaptırmanıza gerek yok. Benim aldığım aracın Roadworthy Certificate yoktu. Yani yola çıkış sertifikası. Adam otoparkında, adam 81 yaşında bir adam. Böyle 5-6 tane aracı var. Bu da otoparkında duran bir araçtı. Şimdi Oğulcan diye bir arkadaşım var. Allah razı olsun, onunla beraber randevu aldım. Roadworthy'e gideceğiz. Orada nasıl oluyor işlemler, orada tekrar anlatırım. Herkese selamlar. Şimdi aracın Roadworthy Certificate alacağı yere geldik. Yani bir nevi muayene. Burada Türkiye'deki gibi belli başlı muayene istasyonları yok. Bu yetki belgesini almış herhangi bir tamirci bunu yapabilir. Burası da Quick Oil, işte burası yağ değişimi yapılan bir yer. Benim araç da şurada. Aracı alacaklar buradan, Blackburn'e götürecekler. Orada tekrar kendileri bir muayeneden geçiriyorlar. İşte yüzüsü koyun bir baktı, lastiklerin dedi biraz eski, belki onlardan sıkıntı çıkarabilirler dedi. Ama onun dışında inşallah bir problem çıkmaz. Aracı yarın teslim edecekler, %99. Saat 18 Ekim, 9.45, 2022. Yine aynı şekilde bilgilendireceğim, geçmediği durumlarda, geçmesi için neye dikkat edilmesi gerekiyor, yeni araç aldıysanız neye dikkat etmeniz gerekiyor. Burada Olcan arkadaşım var. Bu videolar çok izlenmeyecek videolar olduğu için ama... Belki sonrasında izleyebilirler. Olcan Instagram'ını da koyarım, benim Instagram'ı da yazıyorum. Yani herhangi bir sormak istediğiniz bir şey varsa... Olcan bana çok yardımcı oldu. Allah razı olsun. Ben de inşallah bundan sonra gelen herkese yardımcı olacağız. 5 yıl önce geldiğimizde kimse yoktu. Aynen. Biz bir şey farklı öğrendik. Daha güzel sonrakiler en azından daha kolay. İnşallah. Olcan bu arada 5 yıldır burada var. Artık şey olmuş ya. Citizen olmuş, Avustralyan olmuş da. Her şeyini biliyor. Allah razı olsun. Öyle.